Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanları, dünya çapında çeşitli teleskoplardan görüntüler alarak kara delikleri inceledi. İnceleme sonucunda, etrafındaki her şeyi sonsuza dek yutan kara delikleri, temelde neyin beslediğini keşfettiler. Galaksilerin merkezlerinde devasa boyutta örnekleri bulunan kara delikler, evrenin en gizemli varlıklarından sayılıyor. Peki bunun nedeni yalnızca içlerinde muazzam miktarda madde bulunması veya Güneş'in kütlesinin milyonlarca katı olmaları mı? Hayır. Bunda Güneş sistemimizden daha büyük olmayan, inanılmaz derecedeki madde yoğunluklarının da önemli bir etkisi var. Kara delikler, çevrelerindeki maddeleri yakalayabilirler ve yakalama süreciyle birlikte, çok büyük miktarlarda enerji gönderebilirler ancak kara delikleri, sık görülmeyen bu yakalama dönemleri sırasında tespit etmek kolay değil tabii. Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde, göreve yapan araştırmacı Almudena Prieto tarafından yürütülen bir araştırma, galaksilerin merkezlerinde bulunan bu kara delikleri çevreleyen ve besleyen, aynı zamanda nükleer kara delikleri aktifken, birçok galaksinin merkezinin kararmasının doğal nedeni olabilecek şeyin uzun, dar toz iplikçikleri olduğunu keşfetti. Çalışmanın sonuçları kısa bir süre önce, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki çok büyük teleskop ve Şili'deki Atacama Large Millimetre Array'den gelen görüntüleri kullanarak, NGC 1566 galaksisindeki bir kara deliğin bu iplikçikler tarafından nükleer beslenmesini doğrudan görselleştirmeyi başardılar. Birleştirilmiş görüntüler, toz iplikçiklerinin nasıl ayrıldığını ve daha sonra, doğrudan galaksinin merkezine doğru gittiğini, yutulmadan önce kara deliğin etrafında, bir sarmal halini aldıklarını gözler önüne seriyor. Araştırmanın başyazarı Almudena Prieto, bulgular hakkında bu teleskop grubu, yüksek açısal çözünürlükte görüntüleme yapabilmesi ve, çevresini panoramik olarak görselleştirmesi sayesinde, bize aşırı büyük bir kara deliğe dair tamamen yeni bir bakış açısı kazandırdı, zira bu teleskoplar, toz iplikçiklerinin kara deliğe düşerek yok oldukları anı, takip etmemize olanak sağlıyor, dedi.